Merhaba arkadaşlar, eğersay ve etopla fonksiyonlarını anlatacağımız eğitim videomuza hoş geldiniz. Eğersay ve etopla'yı anlatabilmek için şöyle bir listemiz var. Listemizin mantığı şu şekilde: 3 farklı ürün, 3 farklı miktarlarla birlikte rastgele bir şekilde yazılmış durumda. Böyle bir veri bütünümüz var. Burada tabi listemizin çok uzun olduğunu düşünüyoruz. Tek tek sayamayacağımızı, tek tek toplayamayacağımızı düşünüyoruz. Burada kaç defa portakal, kaç defa elma ve kaç defa limon yazısının geçtiğini anlayabilmek için eğersay formülünü kullanıyorum. Eşittir eğersay, parantezi açıyorum. Öncelikle aralığımı belirtiyorum. Noktalı virgül diyorum. Tırnak içerisinde portakal yazıyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Aralığımı belirliyorum. Tırnak, noktalı virgülden sonra tırnak içerisinde neyi saymasını istiyorsam bu listede onu yazıyorum. Enter'a basıyorum. Böylece 7 adet portakal yazısının burada var olduğunu görmüş oluyorum. Benzer şekilde eşittir eğer say, parantezi aç. Yine listem burada. Noktalı virgül, tırnak içerisinde elma yazıyorum. Kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Karşımda bu defa da 10 yazısının sayısını görüyorum. Bu elma 10 defa geçmiş burada. Limon için eşittir eğer say diyorum. Aynı işlemi onun için de gerçekleştiriyorum. Seçiyorum. Noktalı virgül, tırnak içerisinde limon yazıyorum, kapatıyorum, Enter'a basıyorum. 4, 17, 7, 10 daha 17, 4 daha 21. Gerçekten öyle mi? Bakıyorum, başlığı saymazsak 22. satırdaysa eğer, evet 21 tane gerçekten de ürünüm var. 21 kalem ürünüm var. Bu da 7'si portakal, 10'u elma, 4'ü limon şeklinde. Pekala, bu portakal 2, portakal 10, 12, portakal 5, 17 şeklinde miktarları toplayabilir miyiz? Bunun için de etoplayı kullanacağız. Tahmin edeceğiniz gibi eşittir etopla diyorum. Eğer topla şeklinde düşünülebilir ama fonksiyonun esas hali etopla şeklinde arkadaşlar. Yazım yanlışı yapmamak gerekir. Etopla. Öncelikle hangi aralık olduğunu belirtiyorum. Nereden biz bu yazacağımız şeyi aramak istiyoruz. Tırnak, noktalı virgül diyorum. Ölçütüm bu defa portakal. Portakal. Peki bu aralıkta bulduğum portakalların miktarlarını nereden toplamak istiyorum? O aralık nerede? O da burada. Kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın 45 kilogram portakal varmış. Bu arada hemen elmayı hesaplayalım. Topla diyorum. Açıyorum parantezi. Aralığımı belirtiyorum. Noktalı virgül, tırnak içerisinde elma diyorum. Kapatıyorum. Noktalı virgül. Hemen miktarlar. Kapatıyorum. Enter. 60 kilogramda elma varmış. Eşittir topla. Aç parantez. Ürünlerim, noktalı virgül, tırnak içerisinde limon, noktalı virgül, neredeki miktarları toplayacağım? Şuradaki. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. 34 kilogramda limon varmış. Bu işlemin sağlamasını da yapabiliriz. Mesela toplam diyelim. Toplam ürünümüz eşittir. Topla, aç parantez. Şuradakilerin hepsini topla. Normal toplama işlemi. Enter'a basıyorum. 139 kilogrammış. Öyle mi gerçekten? Eşittir diyorum. Şu artı bu artı bu. Enter'a bastığımda 139 kilogram olduğunu görüyorum burada. Eğer burada bir yanlışlık olmuş olsaydı listede veya formülümde, iki sayının birbirini tutmamış olması gerekirdi. Mesela ben burada limon yerine veya şu daha mantıklı olacak, elma yerine birine yanlışlıkla alma yazmış olsaydım buradan 3 kilogram daha eksik olacaktı. Çünkü bizim formülümüz elmayı aradığı için
almayı bulamayacaktı. Hemen düzeltiyorum tekrar. Bakınız 136-139. Almayı tekrar elma yapıyorum. 139 şeklinde düzeliyor tekrardan. Eğer say ve e topla ile alakalı anlatacaklarımız da bu kadar.